Herkese merhaba, Şerpe Blog'da bundan sonra sık sık karşılaşacağınız video içeriklerinden ilkine hoş geldiniz. Ben Arda Ercan, yanımda da Orkun Duyar var. İkimiz de UX designer olarak Şerpa'da çalışıyoruz. Bu videomuzun konusu ise tasarımcıların beslenme çantasında neler var? Orkun, nelerden besleniyorsun? İlk olarak istersen öyle girelim. Yani birden fazla arayüz yapıyoruz aslında. Farklı cihazların arayüzlerini yapıyoruz. Dolayısıyla beslenmek için farklı şeylere yönelmek gerekiyor. İşte web siteleri var, başka product yapıyoruz. İşte buzdolabı olabilir, beyaz eşya olabilir. Dolayısıyla başka markaların bu alanda arayüzlerine bakabiliriz. Ya da işte web sitesi ise web sitesi feedlerine bakabiliriz. İşte yani. Dribbble gibi, Behance gibi. Aslında herkesin bildiği ama işte her zaman kullanılan web siteleri bunlar. İşte başka tasarımcıların, ajansların neler yaptığını takip etmek için başlıca kullandığım siteler bunlar. Bu feedlerin içerisinde esasında diğer ajansları takip ediyoruz zaten ikimiz de. Aynen. Bunları birkaç tane örnek verebilir misin peki tasarımcı ajans olarak aklına gelen yurt dışından? Ya yurt dışından zaten ağırlıklı olarak var. Şu an ilk aklıma gelen Fantasy var. Focus Lab var benim. Focus Lab var. Yakından takip ettim. Fantasy de yeni girdi Dribbble'a çok farklı. Yani takibin şöyle bir yanı var. Olmayan işlerini de görüyoruz, prosesleri görüyoruz esasında. Ya şöyle mesela hiç yayınlanmayan birkaç yıl önceki işlerini koyabiliyorlar. İşte bu işi yaptık ama yayın alınmadı diye. Yani oradaki süreci de anlatıyorlar aslında. Hem orada bir ara birimde neler olmuş, ne yapılmış. Yani 2 sene önce bu adamlar ne yapmış diye bakıyorsun. Hem de şu anki şeyle karşılaştırıyorsun. Gelişimi görmüş oluyoruz esasında. Aynen öyle. Bizim için gelişimde önemli bir şey. Bunun yanı sıra tabii ajanslar ya da çalışmayan çalışanların dışında insanlar var. Onlar da kişisel portfolyolar buluyor. Bunlardan mesela benim şu an direkt aklıma gelen Türk Oykun var. Kerem var, Kerem Suer. Senin aklına gelen yabancı ya da Türk var mı bunların dışında? Takip edebileceğiniz? Türk söylemek gerekirse Murat Gürsoy var. Bayağı benim beğendiğim bir tasarımcı. Yani yabancı senin söylediğin Türklerden senin söylediklerinin dışında yabancılardan söylemek gerekirse. Bunları artık tabii bu arada Dribbble'dan takip etmek daha mantıklı. Çünkü bu kişilerin artık web sitesi yani ayrı bir web sitesi uğraşmıyor kimse. Direkt şartı Dribbble'da attığı için oradan direkt follow'lamak daha mantıklı. Yani web sitesinde işte kocaman bir portfolyo görmek yerine yani burada küçük küçük ne yapmış onlara bakmak için Dribbble en mantıklısı gibi gözüküyor. Bunları peki sen bir bookmark sistemiyle kullanıyor musun? Ya da reading list gibi ya da Chrome'da ekstra kullandığın bir alan oluyor mu? Ya okuma yapacaksam eğer okuyacağım yazıları tabii ki bookmark alıyorum. Ya da işte Medium kullanıyorsam Medium'un kendi bookmark kısmını kullanıyorum ama işte browser'ın bookmark kısmı da var. Ama işte görsel kesin bir şey varsa işte Dribbble'deysem, Behance'deysem ya da başka bir sitedeysem onun kendi sunduğu imkan varsa işte Collection ya da Bucket Dribbble'daki gibi. Onları kullanıyorsun. Onları kullanıyorum. Daha sonra oraları gidip bakmak istediğim bir şey olduğunda kolayca bulabiliyorum. Ben de tabii yani farklı, sen Chrome daha çok kullandığın için Chrome üzerinden bunlar senin için daha ayarlı. Ben de mesela Safari'de bookmark sistemi gayet yeterli geliyor benim için. Ya da reading list, mesela bookmark'a koymak için belki çok yeterli değil o içerik ama okumanızda fayda olabileceğini düşündüğünüz şeyleri de reading list'e eklemekte fayda var. O yüzden Safari kullanıyorsanız bu yönde bir barındırma yapabilirsiniz ya da Chrome'dan demin Orkun dediği gibi farklı yöntemleri kullanabilirsiniz. Bunun dışında şimdi bu başlık esasında Türkiye'de pek yaygın değil. Hatta genel olarak podcast yaygın değil. Ama yurt dışında gerçekten faydalı podcastler var tasarım konusunda. Mesela belki araştırmak veya takip etmek isterseniz ki tavsiye ediyorum. Layout var, Design Business var, Design Matter var. Bunlar gerçekten podcast'te güncel yayın yapan podcastler. Kesinlikle dinlemelisiniz. Türkiye'de de umarım yakında bu tarz podcastler olur. Onun dışında otomatik bilgi edinim diye bir başlık var yazımda. Tabii bu esasında biraz podcastle de biraz şöyle eşleşiyor. Bu notification gibi düşünebilirsiniz, bildirim gibi. Çalışan insanlar ve yoğun insanlar olduğumuz için gündelik hayatımızda çalışırken de girip tasarım bakmak bazen ölüm gibi olabiliyor. Zaman gerekiyor, ekstra zaman harcamanız gerekiyor. Yani senin tahminen böyle bir şey için 2 saat, 3 saat sürüyor mu? Ya da belki bir gün süre olarak sürüyor mu? Yani beslenmen, farklı şeylere bakman, çalışıyorken veya evdeyken. Ya günlük olarak mutlaka işte girdiğim, az önce bahsettiğim sitelere giriyorum. Bayağı zaman alıyordur yani. Tabii tabii yani mutlaka.
Ama işte Mozilla gibi ya da Panda gibi. Panda, Mozilla. İşte browser bazlı o feed tool'larını kullanarak. Hiç feed'e gitme gereği kalmıyor. Aynen işte. Yani, popüler olanlar. Bir siteye gitmek için aslında yani yeni sekme açtığında direkt karşıma öyle bir şeyler çıkıyor. Oradan merak ettiğim bir şey onda tıklayıp bakabiliyorum. Ya podcast'te şöyle eşleşiyor buna. Bir yayını takip ediyorsanız yeni bir yayın geldiği zaman notification olarak direkt isterseniz cep telefonundan dinleyebiliyorsunuz. Hani bir yayın olduğunu size söylüyor. Onun dışında Mozilla Panda'nın dışında da bazı programlar var iOS için, Android için. Orada da size yeni bir şart takip ettiğiniz tasarımcılarla ilgili yeni bir bildirim geldiği zaman haberiniz oluyor. Bunlar da bence esasında diğer feed takip etmektense bunlar daha yararlı şeyler diye düşünüyorum. Zaman, çünkü zaman kazanmış oluyorsunuz. Daha detaylı bunlarla ilgili açıklamayı yazımızda bulabilirsiniz zaten. Senin düşüncelerini paylaştığın için teşekkür ederim. Teşekkür detaylı linkleri yazının içerisinde bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.